Merhaba. Videomuzun bu bölümünde de yine büyük babam, babaannem ve Fahriye teyze ile birlikteyiz. Konumuz eskiden yemekler nasıldı? Sizinle başlayalım. Eskiden yemekler köydeydik. Çok çarşıdan pazardan alma yoktu. Kendi ürünü, herkesin kendi yaptıkları ile beraber ne yaparsa, ne pişirirse. Eskiden yemeklerimiz daha çok Karadenizli olduğumuz için lahana ağırlıklıydı. Lahana pişirirdik. Ondan sonra mısır yarmaları, yemekler. Nerede pişirirdiniz yemekleri? Ocaklar vardı. Teyzene mi soracaksın? Bana mı soruyorsun? Kızım, baca dediğimiz bir ocaklar vardı. Şömine şeklinde ama geniş şey. Oraya odun ateşinde ateş yakardık. Odun üstünde yemekleri. Sıcak tencere koyar, orada pişirirdik. Böyle şeyler yoktu. Ama neler yapardık. Ondan sonra her şeyi yapardık yani şey olarak. Ne diyeyim? Fasulye pişirirdik yemek olarak. Lahana sarmaları yapardık. Lahananın döşemesini dedim yani. Öyle yapardık işte onu. Kaç yaşından itibaren yemek yapmaya başladınız? 10 yaşından sonra ben annem mutfağa soktu yanında. Her şeyi yapar. Yufkalar açardık, makarnalar keserdik, hamur işleri yapardık. Yani böyle sadece akıtmalar yapardık. Yemek işi çoktu. Sütlaç yapardık, çorbalar yapardık. Ne bileyim her şeyi, kızım her şeyi buldu o zaman da. Su nasıl taşınırdı? Musluktan mı akıyordu? Musluk yoktu kızım. Dışarıda akardı oluklardan. Güğümlerle taşırdık suyu. Güğümlerle taşır, şey yapardık, eve getirdik hep. Hep devamlı. Peki... tabaklarınız nasıldı? Nereden bulurdunuz? Kendiniz mi yapardınız? Hayır, kendimiz değil. Tabaklarımız babamızın aldığı bakır tabaklar vardı. Bakır, büyük bakır sahanlar vardı. O zaman tek tek herkesin önüne bir tabak koyulmazdı. Ortaya, soframızın ortasına yemeği yerdik, sofra kurardık. Sofranın ortasına o büyük sahanla bir sahan yemek koyulurdu. Herkes onun içinden yerdi. Bittiğince başka yemek koyulurdu. Gene o aynı sahanın içinden yemekler öyle yenirdi yani. Çimşir kaşıklar yenirdi. Ondan sonra çimşir kaşıkları da ben yapardım çok zaman. Nasıl yapardınız? Ormandan çimşir ağaçlarını keserdik, kalan ağaçları. Bunu yarardık keserle kütüğün üzerinde. Elimize alır kaşık yapardık işte çimşir ağacından. Bu da sofralarda hep çimşir kaşığı olurdu. Demir kaşık yoktu. Kepçeler yapardık, çimşir kepçeler. Yemeklere sahana koymak için öyle yerdik işte. Eskiden buzdolabı yoktu. Nasıl saklıyordunuz yemekleri? Buzdolabı yoktu ama tel dolaplar vardı. Ondan sonra... Soğuk mu tutuyordu? Hayır. Bozulacak şeyleri güneşte kurulurlardı. Torbalara koyarlardı. Mesela erik hoşafı, üzüm hoşafı diyelim, incir hoşafı ne varsa. Elma hoşaflarını kurulurlardı. Tel dolaplarda saklarlardı. Kışlıkları nasıl yapıyordunuz? Kışlıkları sonbaharda tarhana yapardık, bulgur yapardık. Ondan sonra buğdaydan nişasta çıkartırdık. Kışlıklar öyle yufkalar açılırdı, makarnalar kesilirdi, kenara koyulurdu. Kışlıklar öyle hazırlanırdı. Kurutulurdu daha çok buzdolabı olmadığı için. Bir yemeklerde de kalabalık aile olduğu için öğün yemekler olurdu. Yemek ertesi güne, öbür güne kalmazdı, ekşimezdi yani. Onun için buzdolabı aranmazdı, yoktu zaten. Çöp çıkmaz mıydı? Çöp şöyle kızım, çöpleri yakılacak çöp olursa yakardık meydanda. Ama hayvan yiyecek gibi çöp olursa zaten hayvanlar çok vardı ahırda. Onlara yedirirdik, verirdik yerlerde. Öyle hiç çöp çıkarmazdınız ya. İsraf olmazdı kızım, israf yoktu. Şimdi israf, şimdi çok israf. Evet. O zaman yiyeceğimiz kadar yapardık, zaten tüketirdik onu. Dökülmezdi, ekşimezdi. Ekmeklerimizi ocağımızın üstünde sacımız vardı, o taş ocağın üstünde. Sacın üstüne ekmekler küçük küçük yapılırdı. Mısır ekmeği dayanıklı da olurdu, hemen bozulmazdı. O mısır ekmeği daha çok yerdik. Eskiden abur cuburlar nasıldı? Eskiden abur cuburlar
Kabak çekirdeği olurdu. Ormandan topladığımız kayın ağaçlarından kayın fıstığı olurdu. Ondan sonra ne abur cubur patates kızartması olurdu. Başka da bir şey olmazdı bence, bilmiyorum. Ceviz fındık olurdu. Ceviz fındık olurdu. Bu abur cubur uydu. En çok fındık olurdu. Cebine koyar doldururdu. Sokakta yerdin. Çatır çutur. İçecekler mesela nasıldı? İçecekler su, ayran. Hoşaf falan. Ha, hoşaflarımız da olurdu. Hoşaf. Tabii. Erik hoşafı, elma hoşafı, kızılcık. Onlardan hoşaf yapılırdı. Kiraz. Kiraz da kurutulurdu. Hep kurutulurdu onlar. Pişirmeyi en çok sevdiğiniz ve sevmediğiniz yemekler nelerdi? Bana mı soracaksın kızım? Pişirmeyi en çok sevdiğimiz yemekler ne diyeyim? Taze fasulye biber kızartması. Yani. Niye seviyordunuz? Çabuk pişerdi. Hem de yemesi lezzetli oluyordu. Yani. Onun için lezzetli olurdu. Bahçemizde salatalıklarımız vardı. Cacık yapardık, salata yapardık, domates toplar şey yapardık. Eskiden öyleydi. En sevmediğiniz yemek? Vallahi düşünüyorum şimdi ama en sevmediğimiz de bilmiyorum ki, anlamadım şimdi hangisini söylesem. Sürekli yediğimiz için lahana yemeklerini çok sevmezdik. Şimdi bayılıyoruz. Lahana doğru dediğin gibi der yani. Anneniz hangi yemeği yapınca beğenirdiniz? Annem hangi yemeği yapınca beğenirdim? Lahanadan lahana döşemesini yapardı, çok yerdim. Tarhana çorbasını çok yerdim. Bir de bezelyeyi ben çok severdim, onu da yaptırırdım. Yani başka mısır yarması olurdu, bulgur çorbası, kabak çorbası olurdu. Köyde ne bulursak onu yerdik. Yani hepimiz şimdi sevmediğimiz bir şey yoktu yani. Teşekkür ederiz hepinize. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz.